Merhaba gençler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere internet sitemizin tanıtımını yapacağım. Google'a girdiniz ya da farklı bir tarayıcı olur, fark etmez. Ders sarayı diye yazınız. Sonra Enter'e bastınız. Hemen zaten ders sarayı tüm dersler sizin için burada sekmesini İçerikler kısmında kişisel gelişim, sınavlar ve konu anlatımları olmak üzere 3 tane sekme karşınıza çıkacak. Konu anlatımlarına geldiğiniz zaman Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve din kültürü olmak üzere toplam 8 tane farklı dersi görmüş olacaksınız. Diyelim edebiyata girdiniz. İşte size hangi konu lazım oldu? Şu arama kısmına sözlükte anlam yazdınız. Enter'e bastınız. Hemen size zaten sözlükte anlamla ilgili dokümanlar karşınıza gelecek. İşte neye baktınız? Sözlükte anlam olayları konu anlatımına girdiniz. Burada içerik kısmı var. İçerik kısmına girdiniz. İşte içerik kısmında konuyla ilgili başlıkları göreceksiniz. Güzel adlandırma, mecazi mürsel, aktarma, dolaylama. Size hangisi lazım oldu? Mesela dolaylama. Dolaylamayı okuyabilirsiniz. Okuduktan sonra işte edebiyatla ilgili bir bilgi istiyorsunuz. Diyelim divan edebiyatı ya da halk edebiyatı lazım oldu. Divan edebiyatı şeklinde yine arama kısmını yazdığımız zaman Enter'a bastığınız zaman teker teker hepsine bakmanıza gerek yok. Direkt konunun ismini yazdıktan sonra konuyla ilgili dokümanlar sizin karşınıza gelecek zaten. Diyelim divan edebiyatı özelliklerine baktınız yine. Dediğim gibi şu içerik kısmından konuyla ilgili başlıkları ulaşabilirsiniz. Bunu diğer dersler için de rahatlıkla yapabilirsiniz gençler. Yine bunlarla ilgili sorunuz varsa, sitemizin kullanımıyla ilgili sorularınız olursa bunu rahatlıkla cevaplayacağımıza, içtenlikle cevaplayacağımıza emin olabilirsiniz. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.